Şimdi Kerimeciğim biraz aspiratörlerden konuşalım. Evet. Ben yeni başladığım dönemlerde böyle metal, kaba, ikide evet. bir de aspiratör hortumundan çıkan, ayrılan, çok zor. Evet, evet. Aspiratörlerle biz hani işe aynı başladık. Aynı zamanda devamında da ben de öyle başladım tabii. Beraber geçti yıllarımız evet. orada. Evet. Lastik turuncu, pis kokan, temizliği evet. son derece belki de şaibeli olan ve zor olan sevimsiz aspiratörler vardı. Herhalde kullanılmıyordur diye şu düşünüyorum. An, ama bilemeyiz de tabii çok periferde hala kullanılıyor olabilir. Kalkmış olabileceğini düşünüyorum ama belki de kullanılıyordur dediğiniz yani gibi metal uçlar. Şeyler o mesela turuncu hortumlar nasıl temizleniyordu o dönemde? Basınçlı suyla ama... O günün koşullarında ben onun çok iyi temizlendiğine inanmıyorum. Çünkü sterilizasyon ünitesi de zaten çok gelişmiş değildi. Orası da oldukça vasattı. Evet. Bugünün koşullarında uzun lümenli aletler temizleniyor. Ama özel dezenfektörleri var. Lümenli alet temizleyicileri var. Dolayısıyla daha güvenilir bir temizlik evet. var. O zaman öyle bir şey de yoktu. Şu an... Evet, daha güvenilir olabiliyor ama bunları zaten disposable kullanıyoruz. Disposable artık evet. kullanıyoruz. Hem laparoskopide hem evet, açıkta. Evet, disposable'larda vakum kontrollüsü var, kontrolsüzü var, ince uçlusu var, kalın uçlusu var. Evet. Hepsi var. Tek kullanımlık ve çok da doğru bir şey tek kullanımlık evet. olması. Çünkü en çok kanları içine çeken pıhtıyı ya da enfekte mayi içinde barındırabilecek, rahat temizlenemeyecek... Aletler bunlar. Dolayısıyla tek kullanımlık olması çok doğru. Doğru. Ve maliyet açısından da büyük olasılıkla daha uygun olacaktır. Şeyi biliyorum, hani vasküler cerrahide böyle evet, ince yine ince. Metaller ama tercih ediliyor. Şey, hala kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet. Ama onların da tek kullanımlıkları var. Kulak, burun, boğaz özellikle needle şeklinde, iğne şeklinde inceleri dahi kullanıyor ve atıyor. Çapı ne kadar küçülürse temizliği de o kadar zorlaşıyor çünkü. Doğru. Bir de dediğin gibi onları temizlemek için ayrı bir maliyet. Evet, değil mi? özel cihazları almak gerekiyor. Tabancalar gerekebiliyor, evet. özel fırçalar, özel guide'lar gerekebiliyor. O nedenle dediğin gibi disposable yani tek evet, kullanımlık olması evet. kar zarar açısından da daha iyi. Çünkü bu tarz şeyler biliyorsunuz, hatırlarsınız belki küçük ince aspiratörse ameliyat esnasında dahi tıkanıp yenisine tabii. ihtiyaç duyulabiliyor. Enjektörle evet. açardın sen evet, tıkandığı yani zaman. Yani bu birazcık böyle aksatan şeyler evet. ameliyatı.